Ken, meyve ister misin? Hayır. Tamam, ben yiyeceğim o zaman. Barbie. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu Ayşe? Ben buradayım. Ay yok, seninle alakalı bir şey değil zaten, dur. Bir haberim var sana Barbie. Ken'i hastaneye kaldıramadıklarına göre ne oldu Ayşe? Teresa var ya, Teresa. Hamileymiş. Gerçekten mi? Evet. Teresa hamile miymiş? Oo, 9 ay o zaman yan gelip yatacak, ne güzel iş ya. Yan gelip yatacak mı? Tabi, ne yapıyorsunuz ki başka? Yok eğilemiyorum, yok kalkamıyorum, yok şunu alamıyorum, buna yardım et, şuna yardım et, yatıyorsunuz. Ha, bu sana göre öyle kolay bir şey mi Ken? Tabii ki de çok kolay, ne var ki? Ken hayatım, hiç bilmediğim bir konuda yorum yapıyorsun şu anda, bence yapma. O sandığın kadar kolay bir şey değil. Değil, ya ne var ki canım, ben hamile olsam her şeyi yaparım, hiçbir kimseden de yardım istemem. Öyle mi? Öyle. Tamam, bir fikrim var. Ken çok iddialı konuşuyorsun. Yapamazsın. Çok da kolay rahat yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Durun. Sakin olun. Demek yaparım diyorsun, öyle mi Ken? Tabii ki de, çok rahat. Barbie, benim bir fikrim var. Evde karpuz var mı? Var. Bak burada. Süper. Ken, hamile olmak ister misin? Hamile mi? Nasıl? Şöyle ki. Erkekler hamile olamaz yani. Nasıl? Ya öyle değil canım, şimdi bir şey yapacağım. Bakalım her şeyi kendin yapabiliyor musun, yapamıyor musun göreceğiz. Aç karnını. Aç karnını. Karpuz mu? Hamile oldum. Bir şey, bu kaç aylık benim bebeğim? Bu yaklaşık 7-8 aylık falan. Doğurmama çok az kalmış. Anne olacağım. Ay Ayşe, ne kadar güzeldi şimdi. Dur şimdi sen, göstereceğim ben onu, bekle. Kencim, hadi bakalım, hazırlan, dışarı çıkıyoruz. Üzerini değiştir de gidelim. Tamam. Oy, pardon. Göbeğim takıldı. Pardon. Gel tatlım, üzerini değiştir, uygun bir şeyler giy. Tabii. Kapı. Göbeğimden. Bir dakika. Açtım, tamam. Üstümdeki biraz sıktı. Şortumu değiştireceğim. Ay, düşürdüm yahu. Bu göbekten eğilemiyorum ben. Yardım edeyim mi hayatım? Yok, istemez, ben kendim hallederim. Aldım. Bravo sana. Şimdi giyeceğim. Ay zar zor giyindim de bu bebek içeride sıkışmasın. Ne eğilebildim ne kalkabildim ya. Ya. Telefonunu almayacak mısın hayatım şuradan? Haklısın, telefonumu alayım. Ayağını çekme. Buradaydı telefonum. Bak göbeğini düşürdün. Yardım istiyor musun canım? Yok, belki iner alırım onu. Çekil ya. Daraldım. Yardım ister misin Ken arkadaşım? Yok, istemem, çekilin yeter, önümü açın, daraldım yahu, şiştim. İşte telefonumu da aldım. Her şeyi ne kadar da abartıyorsunuz. Ben şimdi bu merdivenlerden bakın şimdi nasıl ineceğim. Hızlı. Beyefendi? İşte geldi. Merhaba doktor hanım. Kolay gelsin. Merdivenlerden düştü, ayağını kırdı muhtemelen. Sanki daha büyük bir problemimiz var gibi.
Ah Kern, bir kere de benimle iddialaşma. Bir kere de benimle zıtlaşma. Bak ne hale geldin. Yine kırdın bir tarafını. Bıktım yahu, bıktım. Tamam sakin olalım. Beyefendi. Karnınız neden böyle? Doktor hanım, doktor hanım, o bir şey değil o. O bir şey değil. Onun içinde şey var karnında. Karnında karpuz var. Karpuz mu? Bütün halinde mi yutmuş beyefendi? Dur. Yok, yapıştırdık biz onu. Bir dakika, çıkarayım ben. Şey oldu, iddia sonucunda merdivenlerden düştü, ayağını kırdı. Çok da önemli değil muhtemelen. Tamam. Ben ben o zaman bu durumda ultrason yapmıyorum. Röntgen çekeceğim. Röntgen. Tam olarak ne olduğunu bana anlatır mısınız? Nereden düştü? Nasıl düştü? Tamam, şöyle doğru bilgi vermek adına ben size en baştan anlatayım. Şimdi ben Barbie'ye gittim. Dedim ki bir arkadaşı vardı Teresa. Dedim ki Teresa hamileymiş Barbie. Aa ne güzel, çok sevindik falan filan. Sonra Ken dedi ki aa dedi hamile mi dedi. Ne yani dedi, 9 ay dedi, yatacak mı dedi. Yani yan gelip yatacak dedi. Biz de yok dedik, öyle bir şey yok dedik. Gayet zor dedik hamilesi. Çok zor dedik, çok zorlanacak dedik. O da dedi ki yok canım dedi, ne var dedi, ben hamile olsam dedi. Her şeyi tek başıma yaparım, hallederim dedi. İşte halledemezsin derken ben onu karnına karpuz bağladım. Dedim ki al şimdi sen hamile oldun dedim. Yap bakalım her şeyi dedim. O da işte tabii şişik karnıyla işte bir yerden bir yere geçerken devirdi, eğildi, eğilemedi, düşürdü, şeyi alamadı. En sonunda merdivenlerden hızlı inerim derken de düştü ve galiba ayağım kırıldı. Ve bu durumda da beyefendi nur topu gibi ayağınızda da bir kırık oluştu. Bravo. Kırık mı? Ne yapacağız? Barbie Hanım, alışık olmanız gerekiyor. Evet Barbie. Ken Bey'in ayağını yeniden alçıya alacağız. Ken Bey, gerçekten iddia konusunda artık sınırları bayağı bir zorladığınızı düşünüyorum. Karpuz bağlayıp merdivenlerden aşağı koşarak inmek ne demek? Yani çok kolay olduğunu söylediği için biz de anlaması için böyle şey yaptık. Anladınız mı peki? Evet, sargı alçınızı hazırlıyorum. Alçı donmadan sargıyı ayağınıza sarıyorum. Ve donarken kalıbın şeklini alması için de şöyle kalıpta tutalım. Evet. Evet Ken Bey, tedavinizi şimdilik tamamladım. Bir ay boyunca da maalesef ayağınızın üzerine basamayacaksınız. Bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarınızı giderirken koltuk deneyimi kullanmak istersiniz yoksa tekerlekli sandalye mi? Koltuk deneyini pek rahat kullanamıyorum. Ben tekerlekli sandalye alayım. Şöyle buyurun. Geçmiş olsun. İki hafta sonra kontrole bekliyorum. Çok teşekkür ederiz doktorum. Ken, arkadaşım, hadi yine iyisin. Bir ay boyunca yan gelip yatacaksın. Geçmiş olsun.